kanalındasınız arkadaşlarım. Bir konu bir soru serisinde bugün çok önemli bir konunun altını çizeceğiz. İçine gireceğiz arkadaşlar ve ince eleyip sık dokuyarak güzel bir analiz yapacağız. Konu ne? Problemler. Şimdi arkadaşlarım, problemleri biliyorsunuz. 30 tane matematik sorusunun neredeyse yarısı problem arkadaşlar, birinci sınav için geçerli. Hocam ikinci sınavda problem çıkmıyor arkadaşlar. Ki ortalama soru adedinde burada görebilirsiniz. Ama önce problem için yazdığımız şeyleri bir okuyalım isterseniz. Problemler hem YGS, LYS döneminde hem de YKS döneminde, yani TYT AYT döneminde sınavlara ağırlığını koyan konu olmuştur arkadaşlar. Bu konuyu kazasız bir şekilde halleden kişi diğer konuları halletmiş demektir. Mutlaka hem muhakeme hem işlem becerisi ölçen bu konu bazen bir paragraf sorusu kadar uzun olabiliyorken bazen de bir felsefe sorusu kadar düşündürücü olabilir arkadaşlar. Gündelik hayat problemleriyle içli dışlı olan kişiler YKS problemlerinde mutlaka ama mutlaka bir adım önde arkadaşlarım. Bunu da sakın unutmayın. Yani matematikte bir problemi çözerken onu matematik sorusu olarak düşünen kişiler mutlaka ama mutlaka dezavantajlı. Bunu sakın unutmayın. Gündelik hayat problemi gibi düşüneceksiniz. Başka bir şey değil. Sakın ha. Tamam. Şimdi gelin grafiğe bakalım. Son 11 yıla, 2011'den 2021'e kadar olan kısımda, 2011'den 2017'ye kadar biliyorsunuz ki YGS, LYS dönemiydi. 2018'den 2021'e kadar da arkadaşlar YKS dönemi. Ama şimdi nerede demiştik? Ha, şurası. Şu kısım arkadaşlarım YKS dönemi ve şuradan şuraya kadar olan kısımda YGS, LYS dönemi. Bundan sonra bari grafiklere bunu çizeyim. Diğer konularda çizmemiştik. Şimdi arkadaşlarım bakın. 2011'de 10 soru. 2012'de 5 soru. Yine burada 10 soru. Burada arkadaşlarım 8 soru. Burada 10 soru. Burada arkadaşlarım 13 soru. Burada 11 soru. 11 soru. 12 soru. 13 soru. Ve 11 soru diye devam ediyor. Yani arkadaşlarım bu oran orantı ve denklem çözme ile alakalı soruları da yine problemleştirip sordukları için, yani problem sorusu olarak değerlendirirsek bizim 30 sorumuzun yarısı problem arkadaşlar. Tamam, yarısı problem. Yani sen bu problemleri hallettiysen sınavın yarısına eyvallah çakmışsındır zaten. Ha, şunu da unutma, yeni nesil soruların içerisinde mutlak değerinden tut, basit eşitsizliğine, üssü sayılarından tut, köklü sayılarına, temel kavramlar, rasyonel sayılar. Arkadaşlar bunlar zaten hepsi de problemleştirilmiş oluyor. Yani en başında söylediğimiz şey var ya, problemi halleden gerisini zaten çoktan halletmiştir diye. Evet, gerçekten de çok haklı bir söz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka problemi halledeceksiniz. Nasıl ki paragraf için, Türkçe'de paragraf için, hani böyle mutlaka bir şey vardır ya, tabir vardır ya, her gün bir paragraf testi çözebiliyorsan, iki tane üç tane paragraf testi, en başından sınava girene kadar mutlaka ama mutlaka paragraf çözmeniz gerekiyor diye. Aslında problemler için de aynısı yapılması gerekiyor. Eğer en başından beri çözmediysen bugünden itibaren başla ve sınava kadar mutlaka en az iki test problemler çöz arkadaşlarım. Yani en az 30 tane problem çözmelisin. Günlük en az 30 tane. Bu çok önemli. Bu senin hem hızını arttırır, hem problemleri anlama yeteneğini arttırır, hem de işlem yapma kabiliyetini hem hız bakımından hem de düşünce açısından sana bol miktarda katkıda bulunacaktır. Bunu da sakın unutma. Sınava girdiğin zaman dersin ki lan bir SML hoca vardı YouTube'da, bize böyle söylemişti, ben de bunu böyle yapmıştım, İyi ki yapmışım diye dersin arkadaşım. Tamam, şimdi bu bir. İkincisi, ortalama soru adetlerine baktığımız zaman da sadece şurada ve şuradaki ortalamayı düşüren miktarda soru çıktığı için arkadaşlar bizim ortalama soru adedimiz 10.36 ama benim bu sene beklediğim yaklaşık olarak 12 civarı bir soru. Sadece problemler adı altında ama kazanım olarak, tamam. Yani denklem çözmesini veya oran orantısını, bunlar da biliyorsunuz bana göre bunlar da problem.
Ama dediğim gibi ortalama 12 tane, eğer onları da problem olarak sayarsak 14-15 civarı bir problem sorusu çıkabilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi AYT'de hiç çıkmıyor dedik. Ortalama soru adedi 0 gördüğünüz gibi. İkinci sınavlarda hiçbir şekilde tercih edilmemiş. Bu sene de tercih edilmeyeceğini öngörebiliriz, düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin sorular eskiden nasıldı, şimdi nasıl oldu, gelecekte nasıl olabilir bunları bir beraber inceleyelim. Önce nasıldı kısmıyla bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi bize bir tablo verilmiş. Yukarıdaki tabloda bir panele katılan konuşmacı ve izleyicilerin oluşturduğu toplam 20 kişi vardır deniliyor ve izleyici ve konuşmacıların konuşma süreleri de aynı zamanda tabloda verilmiş. Yani gençler, bu panelde konuşmacılar 10'ar dakika, izleyiciler 2'şer dakika konuşma yapıyorlarmış. Panele katılan tüm kişilerin konuşma sürelerinin toplamı ise 2 saat 40 dakika olduğuna göre panele katılan izleyici sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle buradaki 2 saat 40 dakika dediğimiz olay sevgili gençler, biliyorsunuz ki 2 saat 120 dakikadır. 40 dakika daha eklersek 160 dakika yapacaktır bize. Daha sonrasında eğer ben konuşmacılardan A tane vardır dersem, izleyicilerden 20 eksi A tane vardır. Çünkü toplam 20 kişi vardı sevgili arkadaşlarım bu panelde. Pekala. Konuşmacıların her biri, yani A tane konuşmacının her biri 10'ar dakika konuşursa toplam 10 çarpı A dakika konuşurlar. Artı diğerleri de, yani izleyiciler de ikişer dakika konuşuyordu. Yani 2 çarpı 20 eksi A diyeceğiz. Ve buradan da sevgili gençler, ben bunu neye eşitleyeceğim? 160 dakikaya eşitleyeceğim. Pekala. Burası 10A artı 2'yi içeri dağıtıyorum. 40 eksi 2A eşittir 160 dedik. Daha sonrasında da sevgili gençler ne yapıyoruz? 10A'dan 2A'yı çıkardım. 8A. Buradaki artı 40'ı karşıya gönderirsem eksi 40 olarak tabii ki 120 olacaktır ve A buradan kaç gelecek? 15. İşte sorumuzun cevabı neredeyse ortaya çıktı. Neredeyse diyorum çünkü A 15 ise 20 eksi A 5'tir ve demek ki 5 tane izleyici vardır deriz. Bize izleyici sayısı sorulmuştu. Cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi gelin nasıl oldu kısmına bir bakalım. Aşağıdaki komut bilgisayarda yazım aşamasında olan matematik kitabındaki soruların numaralarını bir artacak biçimde otomatik olarak düzenlemektedir. Her sayfadaki soru sayısı 3 olarak ayarlanmış. İlk sorunun numarası 5, ilk sayfanın numarası 20, son sayfanın numarası da 21. Tamama bastığımız zaman bu komutta yukarıdaki değerler girildiğinde kitabın 20. sayfasında 5, 6, 7, 21. sayfasında 8, 9, 10 numaralı sorular bulunmaktadır. Çünkü her sayfadaki soru sayısı 3'tü. İlk sayfamız 20 ve son sayfamız 21'di. Dolayısıyla 20. sayfada ilk sorunun numarası 5 ise 5, 6, 7. Hemen 21. sayfada, yan sayfada 8, 9, 10. sorular bulunacaktır diyor. Peki verilen komuta alttaki değerler giriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakın. İlk sayfamızın numarası 2, sonra 3. sayfa, sonra 4. ve sonra 5. sayfa diyelim gençler. Tamam mı? Daha sonrasında da ilk sorumuzun numarası 21'di. Her sayfada 8 tane soru varsa son sorumuz bizim 28'dir. 8 tane soru oldu böylelikle 21'den 28'e kadar. 3. sayfa 29. soruyla başlar. 8 tane olacaksa 36 ile biter arkadaşlar. 28'e 36 ekledim. 28'e 8 ekledim. Daha sonrasında buna 8 eklerseniz 37. soruyla başlar ve bu da 44. soruyla biter. Burası 45. soruyla başlar ve tabii ki 52. sorumuz da biter. Böylelikle her sayfada 8 tane soru olmuş oldu. 25 numaralı soru ikinci sayfadadır. Evet, 25 burada bir yerde ve ikinci sayfada doğrudur. İkinci sayfadaki son soru 28 numaralı sorudur. Evet, bu da doğru. Dördüncü sayfadaki ilk soru 37'dir. Bu da doğru. Üçüncü ve dördüncü sayfalarda toplam 16 soru vardır. Üçüncü, dördüncü. Burada 8 soru, burada da 8 soru. 16 soru var. Cevap E'ymiş. Beşinci sayfada son soru 53 numaralı sorudur. Hayır, yanılıyor. 52 numaralı soruydu. Cevabımız da bu şekilde Edirne seçeneği olmuştur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bir diğer eskiden bu soru tipleri, yani problemler nasıldı kısmıyla.
Bir sağlık ocağında bakılan hastaların sayısı ay sonunda kayıt altına alınıyor ki bu çıkmış bir sorunun da benzeridir aynı zamanda. Tutulan kayıtlar o ayla birlikte o aydan önce bakılan toplam hasta sayısıdır. 4 ayda tutulan kayıtlar da aşağıda verilmiş. Nisan ayında bakılan hasta sayısı yani şu Şubat ayında bakılan hasta sayısının 2 katıymış. Yani burada A tane hasta bakıldıysa burada 2A tane hasta bakılmıştır. Peki Şubat ve öncesinde X hasta, Ocak ve öncesinde 20 hasta varsa, 20 hasta bakılmışsa sadece Şubat'ta X eksi 20 tane hastaya bakılmış demek değil midir arkadaşlarım bu? Bence aynen böyledir. Peki işte bunun iki katı nereye eşitmiş? Nisan'da bakılan hasta sayısına, yani 3x eksi 120'ye. İşte ben bunu çözersem ki denklem kurma problemiyle neredeyse eşdeğer bir soru. Bunu çözünce x'i bulacağım. 2x eksi 40 eşittir 3x eksi 120 dedim. 2x'i bu tarafa gönderdim. X kaldı. Eksi 120'yi diğer tarafa gönderdim. 80 oldu. X sorulmuştu. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlarım. Evet, devam ediyorum bir diğer sorumla. Bir taşınabilir bataryanın dijital ekranında hem bataryanın hem de kendisine bağlı bir telefonun mevcut şarj miktarı gösterilmekte. Taşınabilir batarya şarjının %1 azalması, telefon şarjının %2 artması anlamına da geliyor. Batarya ve telefondaki şarj miktarları şekil 1'deki durumdayken bir süre sonra ekranda şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz, bakın dikkatli dinleyin. Taşınabilir batarya %98 iken nereye kadar düşmüş? 45 artı x'e düşmüş. Yani ben ne kadar düştüğünü nasıl anlarım? Tabii ki 98'den 45 artı x'i çıkarırım. Böylelikle 98'den 45'i çıkardım, 53. Şurası da ne oldu arkadaşlarım? 45 eksi 53 eksi x oldu. Demek ki taşınabilir bataryanın şarjı bu kadar azalmış. Peki telefonun şarjı ne kadar artacak? Tabii ki bunun 2 katı kadar. Çünkü %1 azalması demek telefonun şarjının %2 azalmasıydı. Yani 2 katı kadar doluyordu. Peki bunun 2 katı nedir? 106 eksi 2x'tir tabii ki. Ve ben şurada telefonun şarjının önceden x olduğunu biliyordum. X iken üzerine 106 eksi 2x eklendiğinde telefonun şarjının 81 olduğunu görüyorum. Ve soru bu şekilde bitmiş olur. Nasıl bitireceğiz? X'ten 2x'i çıkardım. Eksi x. 106'yı karşıya attım. Eksi 25 ise böylelikle x kaçtır? Tabii ki 25'tir. Yani cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet, güzel, hoş ve tatlı bir soruydu. Sınavda çıkabilme olasılığı var mı böyle bir sorunun? Tabii ki var arkadaşlar. Çünkü hani hem görsele önem verilmiş. Tabii hadi şunu da unutmayın. Bu 2018'den bu yana 2021'e kadar olan dönemde, YKS döneminde şekilli olarak yani şekle dayalı bir problem sorusu sorulma oranı çok az. Bunu unutmayın. Ama dediğim gibi burada hani bu şekli kolay bir şekilde hani kolay algılanabilir bir şekilde verildiği için sorulma ihtimali var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Neden sorulmaz? Tamam. Şimdi devam edelim bir diğer sorumuzda. Bir tur şirketi nasıldı sorusu. Düzenleyeceği bir gezi için kişi başı 140 lira ücret talep etmekte. Kayıt yaptıranların sayısı eğer 80'den fazla olması halinde 80'in üzerindeki her bir kişi için şirket katılımcılara yani bu geziye katılanlara 50'şer kuruş geri ödeme yapacaktır. Ve 80'den fazla olması halinde 80'in üzerindeki her bir kişi için 50'şer kuruş indirim yapacak. Hepsine yapacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kaç kişi katılmış? 140. Önce 140'dan 80'i çıkarıyoruz ve diyoruz ki 60 kişi için. Şimdi birinci kişi için 50'şer kuruş. Yani 50 kuruş. 2 kişi katılınca 1 lira. 3 kişi katılınca herkese 1,5 lira. 4 kişi katılınca 2 lira. 5 kişi katılınca 2,5. 6 kişi katılınca 3 lira tarzında indirim yapacak. Şimdi 60 kişi katılırsa 60'ı ben 50 kuruşla yani 0,5 lirayla çarparsam tabii ki 30 lira yapar. Ve artık şunu biliyorum ki herkese 30 lira indirim yapılmış.
Kaç kişi vardı? 140. Bunun fiyatı 140 liraydı. Artık kaç lira olacak? 110. İşte bunları çarpacağız. Şu sıfırları görmeyin. 11 kere 14, 1'i buraya, 4'ü buraya toplamlarını ortaya yazdım. 2 tane de sıfır ekleyeceğim. 15.400 Türk lirası olacakmış sevgili gençler. Bu kimin? Tur şirketinin elde edeceği gelir diyebiliriz. Devam ediyorum. Nasıl oldu kısmıyla? Çok tarz bir sorudur. Mutlaka ama mutlaka severek seveceğim bir soru. Çözümünü de seveceğin, soruyu da seveceğin mutlaka düşünüyorum. Ve sevgili arkadaşlar, isterseniz videoyu durdurun, bir çözmeye çalışın. Çözemediyseniz tekrardan devam ettirin, bir çözümünü öğrenin. Ama güzel soru, dikkatli bir şekilde de dinlemende fayda var. Şimdi, bilgisayar, tablet var. Yukarıda bir şey yazmıyor, değil mi? Pekala. Aynı evde yaşayan Mustafa ve Kemal kardeşler online derslerinde öğretmenlerinin gönderdikleri aynı büyüklükteki ayrı ödev dosyalarını Mustafa bilgisayarına, Kemal ise tabletine indirecek. Büyüklükleri aynıymış. Mustafa'nın dosyayı bilgisayarına indirme hızı Kemal'in dosyayı tabletine indirme hızının 3 katına eşitmiş bakın. Hemen bunlarla alakalı bilgileri yazabiliriz. Şimdi Mustafa bilgisayar kullanıyor. Ve Kemal de arkadaşlar ne kullanıyormuş? Tablet kullanıyormuş. Pekala. Bilgisayarın indirme hızı tabletin indirme hızının 3 katı olduğuna göre V'ye 3B diyebiliriz. Aynı anda indirme işlemi gerçekleştirirken iki cihazın da indirme hızları da aynı zamanda yarıya düşüyormuş. Şimdi V'ye 3B dersek yarıya düşürdüğümüz zaman kesirlerle uğraşmış oluruz. Ama ben bilgisayarın indirme hızına 6B, tabletin indirme hızına 2V dersem bunlar birlikte indirirlerken bu 3V'ye düşer. Böylelikle kesirle uğraşmam. Bu da V'ye düşer. Yine kesirle uğraşmam. Tamam. Bunlar maviler birlikte indirme hızları. Kırmızılarsa ayrı ayrı indirme hızları. Pekala, dosya indirme işlemine önce Kemal başlayıp yani tableti olan Kemal başlıyor. Ve dosyanın yarısını indirdiğinde Mustafa da dosyasını indirmeye başlıyor. Her ikisinin de indirme işlemi bittiğinde indirme sürelerinin oranı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 6V'ye 2V iken ben diyorum ki Kemal tabletine bu dosyayı 6T sürede indiriyor olabilir derim. Tamam mı? Mustafa ise bilgisayarına o zaman 2T sürede indiriyor derim. Çünkü hız ile süre ters orantılıydı. Bakınız, ters orantılı. Tamam. Birisi 6T sürede indiriyorsa dosyanın tamamını öteki 2T sürede indirir. Bu cepte. Şimdi Kemal yarısını indirmişti. Ve Kemal normalde 2V hızla 6T'de indiriyorken yarısını 3T zaman harcayarak indirebilir. Şimdi Kemal arkadaşlar 3T zaman net harcadı. Pekala. Şimdi olaya dahil olan bir Mustafa var. Ve Mustafa da indirmeye başlıyor. Mustafa indirmeye başladığında artık bizim için hızlar şunlardır. V'ye 3V artık bunlar geçerli. Ve diyeceğiz ki bu Kemal arkadaşımızın tabletiyle 6T sürede tek başına 6T sürede indirebileceği bir iş vardı. Bunun 3T'sini yani yarısını yaptı. Ve 2V hızla 3T'lik bir işi kalmışken şimdi V hızıyla hareket etmek zorunda. Ve V hızıyla hareket ederken de tabii ki 6T sürede indirecektir geri kalan dosyanın tamamı. Tamam. Mustafa da 6V ile 2T'de halledebileceği bir iş vardı. 3V ile tabii ki 4T sürede halleder. 4T sürede Mustafa geldi, işini bitirdi. Şimdi bunlar ikisi beraber indirirlerken Kemal dosyanın yarısını bile 6T'de indirirken Mustafa yarım hızla zaten 4T'de işini yaptı, dosyasını indirdi ve çekti gitti. İndirme işlemi bittiği için de artık Kemal'in hızı yine eski seviyesine geri dönecektir. Şimdi Kemal burada Mustafa ile beraber aynı anda indirirken şu 6T kalan işin de zaten 4T'sini yapmış oldu. Ve V ile 2T'lik bir işi kalmışken artık 2V hızına çıkacağı için
Zaman da yarıya düşecektir. Yani T'ye düşecektir. Ve sevgili arkadaşlar artık şunları söyleyebiliriz. Bakın 3T başta zaman harcamıştı Mustafa. Daha sonrasında beraber indirirlerken 4T zaman harcadı. Ve en son Mustafa'nın işi bittikten sonra T kadar daha süre harcadı. Yani toplamda harcadığı süre 3T, 4T daha 7T, T daha 8T. Ve Mustafa'nın harcadığı toplam süre ise 4T. İşte bunların oranı ne olabilir? 4 bölü 8 1 bölü 2 olabilirken 8 bölü 4 de 2 olabilir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceksiniz. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet, devam ediyorum. Soru çok güzeldi. Devam ediyorum arkadaşlarım. Nasıldı kısmıyla tekrardan. Fiyatları aynı olan balonlardan Arda 4 tane, Figen de 3 tane alıyor. Şimdi Arda diyelim ve arkadaşlarım bir de Figen diyelim. Tamam. Aynı balonlardan alıyorlar. Arda 4 tane alıyor. Balonun fiyatına A diyelim. Figen ise 3 tane alıyor. Balonun fiyatına A dedik. Figen 3A lira ödedi. Arda da 4A lira ödedi diyelim. Tamam mı? Arda'nın cebinde parasının 4 bölü 7'si. Bakın Arda'nın cebinde parasının 4 bölü 7'si. Ve Figen'in de cebinde parasının 3 bölü 5'i kalmış sevgili gençler. Peki buna göre başlangıçta Arda'nın parasının Figen'in parasının oranı nedir diye soruluyor. Bakın, bakın. Ben Arda'nın parasına 7K diyeceğim şundan kaynaklı. Figen'in de cebindeki paraya 5, 7K dedik. 5M diyelim. Tamam mı? Tamamına. Peki bu 7K'nın burada 4 bölü 7'si kalmış ya. Demek ki 3K'sıyla Arda balon aldı. Yani 4A kadar balona 3K para vermiş oldu. Peki Figen ise 3A tane 3A dediğimiz 4 tane balona 3K lira verdi. 3 tane balona diyelim biz buna. Ne kadar verdi? 5M parası vardı. 3M kalmış. 2M'sini vermiştir diyeceğiz. Tamam mı? Daha sonrasında da başlangıçta ceplerinde olan paraları bulabilmek için bunun ne kadar vardı? 7K. Bunun da 5M kadar parası vardı. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak A cinsinden ne kadar parası olduğunu buluruz. Bunu da bunu çarpıp şuna böleceğiz. Böylelikle 28A bölü 3 kadar parası olduğunu Arda'nın ve Figen'in de şunla şunu çarpıp şuna böleceğiz. 15A bölü 2 kadar parası olduğunu bileceğiz. Bize ne demiş? Arda'nın parasının yani şunun Figen'in parasına yani buna oranı sorulmuş. Yani bunu buna böleceğiz. İşimiz bitti. 28 bölü 3'ü buna bölersek çarpı 2 bölü 15 diyebilirim ben. A'ları götürdüm çünkü böleceğiz zaten. Pekala ne olacak? Üst taraf 56, alt taraf 45 olacak ve bu da bizim cevabımızdır diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneğiymiş sevgili gençler. Devam ediyorum. Nasıl oldu? Kısmıyla bir navigasyonlu soru. ÖSYM son zamanlarda böyle soruları seviyor. Hamza, cumartesi ve pazar günleri aynı yoldan aynı hastaneye gidecektir. Her iki günde de hastaneye aracıyla gidecek olan Hamza, aracın navigasyonunu açmıştır. Trafiğin yoğun olduğu kırmızı bölümün uzunluğu, trafiğin akıcı olduğu mavi bölümün uzunluğunun 3 katıdır. Yani şurası arkadaşlarım 3K uzunluğa sahipken, burası K kadar bir uzunluğa sahip. İkisi de aynı hastanenin güzergahı olduğu için yolumuzun tamamına 4K diyebiliriz. Yani şuranın tamamı da 4K'dır. Şimdi her iki günde de Hamza'nın mavi bölümdeki yollarda hızları aynı olduğuna göre cumartesi günü Hamza'nın mavi bölümdeki hızının kırmızı bölümdeki hızına oranı nedir diye soruluyor. Yani şuradaki hızın buradaki hıza oranı sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım burada çok güzel bir detay var. Bakın burada 40 dakika yazmış değil mi? Yani 4K'lık yolu 40 dakikada gidiyorsak K kadarlık yolu 10 dakikada gideceğiz demektir. Yani aslına bakarsanız burayı 10 dakikada kat ettik. Peki burada ne yazıyor? 55. 55'ten 10 dakikayı çıkardığımızda demek ki kırmızı yolu 45 dakikada gitmiş. Bakın burası da 45 dakika. Yani kırmızı bölgede K kadarlık yolu 15 dakikada gidebiliyorken mavi bölümde K kadarlık yolu 10 dakikada gidiyormuşuz. Yani buna göre ben şunu söyleyebilir miyim? Aslına bakarsanız şurası 3'e 2'dir. O halde hızları da 2V'ye 3V'dir diyebiliriz. Ters orantılı. Yani mavi bölgedeki hızının kırmızı bölgedeki hızına oranı 3 bölü 2'dir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da tabii ki Bursa seçeneğinde verilmiştir.
diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Nasıl olur kısmı. Öncelikle tekrar bütün videolarda söylüyorum. Bütün konu analizlerinde söyledim. Yine söylüyorum. Şunu sakın unutmayın. Bunlar işte bu sene kesin bu soru çıkar. Seneye de kesin şöyle bir soru çıkar. Değil arkadaşlar. Bu benim fikrimce çıkabilecek soru. Karşımıza gelebilecek sorular diyebiliriz. Tamam, hani böyle bir soru gelebilir. Neden gelmesin ki dediğim sorular aklınıza bulunsun. Böyle bir iddiam yok yani. Peki. Sena telefonunda tiklediği dosyaları bilgisayarına yüklerken Bluetooth uygulaması şekildeki uyarıları vermiş. Örneğin bir nolu işlemde tiklenen 3 dosyanın 3'ü de başarılı olduğundan %100'lü bilgisayara yüklenmiş. Daha sonra yaptığı 2 nolu işlemde tiklenen dosyaların %60'ı, bakın %60 başarılı olmuş. 3 nolu işlemde tiklenen dosyaların yüzde kaçı bilgisayara yüklenmiştir? Yüzde kaçı diye soruluyor. Peki, şimdi bakınız. A tane başarılı, B tane başarısız. %60'ı başarılı olmuş. %60 demek 3 bölü 5 demek aslında bakarsanız. Dolayısıyla ben buna 3K dersem buna 2K diyebilirim. Toplam 5K tane dosyanın 3K tanesi başarılı olduğu için. Buraya gelelim bakalım. A'yı 3K seçmiştim. B'yi de 2K seçmiştim. 2 kere 2K kaç yapar? 4K yapar. Yani 7K tane başarılı var. A 3K'ydı. 3K tane de başarısız var arkadaşlar. Dolayısıyla toplam 10K tane dosyadan 7K tanesi başarılıysa tabii ki %70'i başarılıdır diyebiliriz. Böylelikle cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olur gençler. Basit ama diyorum ya etkili bir soru. Cidden etkili bir soru. Çözülebilir kıvamında ve ÖSYM tarzı bir soruydu. Kabul etmekte fayda var. Ve bir soru daha var arkadaşlar nasıl olur kısmında. Onu da sizle beraber çözelim. Aşağıda Onur'un bilgisayarındaki tüm veri depolarının doluluk oranlarını gösteren bilgi ekranı verilmiş bize. Bu bilgi ekranının görüldüğü anda Onur'un bilgisayarında 180 GB hacminde de veri varmış aynı zamanda ve daha 90 GB veri kopyalanabilecektir. Yani sevgili arkadaşlar, 180 GB veri var. 90 GB da daha bilgisayarda boşluk varmış. Buna göre ikisi de %100 doluyken C ve E disklerinde bulunan veri farkı kaç GB'tır diye soruluyor. Şimdi güzel bir soru. Düzgün çözersen çok basit bir şekilde halledebiliyorsun sorunun çözümünü. Çok kısa sürüyor. Ama dağınık çözersen her şey birbirine girebilir. Amana dikkat, dağınık çözme, olabildiğince az veri kullanmaya da dikkat edeceksin, tamam mı? Şimdi %75 demiş. O zaman ben buraya şey diyebilir miyim? Mesela 3A'ya A. %50'ymiş mesela 2B'ye 2B derim. %25'miş C'ye 3C derim buraya da. %25 çünkü çeyrek değil mi? Şimdi dolu olanlara baktığımız zaman 3A artı 2B artı C'miz var ve buranın ben 180 GB olduğunu biliyorum. Şu şekilde de yazalım. Daha sonrasında boş olan kısımlara bakıyorum. A artı 2B artı 3C'miz var. Bu da 90 GB'mış. Şimdi gelin üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın bakalım. Çıkarırsanız arkadaşlar ne kalacaktır? 2A, 2B'ler gidiyor zaten. Eksi 2C kalıyor. Bu da 90 GB'ın ta kendisi yapıyor. Doğru mu? Peki bize sorulan ne peki? Bize sorulan ikisi de doluyken, yani şu da şu da doluyken 4A'dan 4C'yi çıkar bakalım diyor. Veri farkını sormuştu değil mi? O zaman çarp bunu 2 ile. 4A eksi 4C eşittir 180 GB'ın ta kendisi yapacaktır. İşte sevgili arkadaşlarım, bizim de zaten bize sorulan kısım bu olduğu için cevabımız buydu diyebiliriz. Doğru cevabımız Denizli'ydi arkadaşlarım. Şimdi sorular bitti. Umarım keyif almışsındır. Umarım beğenmişsindir. Ve umarım birazcık da olsa, bir nebze de olsa sana bir katkım olmuştur. ÖSYM'nin soracağı, sorduğu ve şu anda geçmişte sorduğu diyelim sorular hakkında ufak tefek bilgi sahibi olmuşsundur. Umarım. Çünkü arkadaşlar bazen hangi sınava girdiğinizin bilmeniz bile, tamam mı, sizi diğerlerinden bir adım öne geçirebilir. Hani bazen öyle ki
bazı arkadaşlarım var. Çok aşırı derecede gözleri kapalı biçimde çalışıyorlar. Sadece oldukları yere bakıyorlar arkadaşlar. Bu yanlış. Çok yönlü düşünmek gerekiyor. Hani ben bir videomda daha söylemiştim, konu atım videosunda daha söylemiştim. Demiştim ki bu sınavın yarısı çalışmaksa yarısı da psikoloji arkadaşlar. Yarısı da psikoloji. Yani bu psikolojinin içerisinde senin işte düşünce sağlığın da var. Senin işte olaylara hakim olabilme yeteneğin de var. Senin stres seviyen de var. Ve bu da var. Senin gireceğin sınavı araştırma. Bunu da ben bu şekilde videolarla halledeyim istedim. Umarım katkı sağlıyorumdur diyelim. Ve sevgili arkadaşlar, sonraki konumuzu da hemen hatırlatayım. Ben sana kümeler ve kartezyen çarpımı geçeceğiz. Sen de zaten PDF'leri var. PDF'ten de tabii ki kontrol edebilirsin. İstatistiklerini, analizlerini yapabilirsin. Unutma, unutma. Kümeler, kartezyen çarpımda görüşüyoruz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.